Hangisi bu türlerin ortak bir özelliği değildir? Panel, forum, söylev ve açık oturum sözlü anlatım türüdür. Edebiyat olanaklarından yararlanırlar. Bir başkan tarafından yönetilirler. Bu, met bu, bu türler alanında uzman kişiler tarafından yapılırlar. Yazılı bir metne dayanmazlar denilmiş. Bu metinler yazılı metne dayanabilir. Çünkü bu metni bu e, sözlü anlatım türünü icra edecek olan uzmanlar, kişiler çalışmalarını yapacakları konuşmaları yazılı hale getirebilir. Dolayısıyla D seçeneği yanlıştır. Sorunun cevabı D'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Toplumu ilgilendiren bir konunun dinleyiciler önünde, sohbet havasının içinde, uzmanları tarafından tartışıldığı konuşmaları panel denir bir başkan tarafından yöneltilir. Doğru bir özelliktir. Konuşmacı sayısı 3 ile 6 arasında değişebilir. Evet bu da panelle ilgili doğru bir bilgidir. Konuşmacılar uzman oldukları konunun ayrı birer yönünü ele alırlar. Evet bu da doğru bir bilgidir. Konuşmalar başkanın verdiği sıraya ve süreye göre yapılır. Bu da yine panelle ilgili doğru bir bilgidir. Amaç bir konuda karara varmak, sorunu her yönüyle aydınlatmak, farklı görüşlerle farklı anlayışları ortaya koymaktır. Evet. Panelde amaç bir konuda karara varmak değildir. Sonuca varmaktan ziyade farklı düşünceleri ve farklı eğilimleri ortaya koymayı amaçlar. Burada bir konuda karara varmak denildiği için bu bilgi panelle ilgili doğru bir bilgi olamaz. Cevabımız bir numara A seçeneğidir. Bu başına hangisi getirilebilir denilmiş sorumuzda. Bir konu hakkında izleyene bilgi vermek amacı güttüğünden alanında uzman kişilere verilir. Demek ki uzmanlık isteyen bir hususiyet. Kesinlik inandırıcılık temel özelliği, katılımcıların sosyo-kültürel yapısı, sözlü anlatım türünü gerçekleştirecek uzman için önemlidir. Verilmeden önce uzun bir çalışma gerektirir. Konuşmacı geniş bir kitleye birikimini aktarır. Konu kim tarafından verileceği yer ve tarih önceden ilan edilir. Panelde bir kişi değil birçok kişi geniş kitlelere ulaşabilir. Söyleşi karşılıklı konuşma gerçekleştirilen toplantılardır diyebiliriz. Sunum herhangi bir şey sunum kabul edilebilir. Forum ise dinleyicilerin katılımcılara soru sorması ile ortaya çıkan sözlü anlatım türüdür. Tek bir kişinin, uzman bir kişinin alanda uzmanlığı ile ilgili, uzmanlık alanı ile ilgili uzmanlara ya da bilgili insanlara bilgi aktarımı yapması konferanstır. Konferans daha öncesinden tespit edilen bir yerde ve zamanda gerçekleştirilir, hazırlık ister. Dolayısıyla sorumuzun sorumuzun cevabı A'dır. Yukarıda bazı özellikleri verilen tür hangisidir? Makale kanıtlama gereği duyulan fikir yazlarına verilen karşılıktır. Günlük yaşananların günü gününe not edilmesiyle ortaya çıkan yazılardır. Yaşananların ya da şahit olunanların üzerinden vakit geçtikten sonra yazılmasıyla ortaya çıkan yazılar anıdır. Yaşam öyküsü ise önemli insanların hayatlarının anlatıldığı hikayeler, hayatlarının anlatıldığı yazılardır yaşam öyküsü. Röportaj ise bilgi verme işlevinde dilin kullanıldığı, belgelerin ve kişilerin tanıklığına başvurulduğu, araştırma inceleme yolu ortaya çıkan, olayın gizli yönlerini açıklamaya çalışan yazılardır. Bir eşeğe, insana ya da mekana yönelik uygulanır. Sorumuzun cevabı D'dir. alanında mesleğinde uzman bir kişiyi tanıtmak, bir kitleyi onun düşünceleriyle buluşturmak amacıyla yapılan konuşmalara söyleşi denir. Hangisi yukarıda söz edilen türün bir özelliği değildir. Konuşma yapacak kişi söyleşide el alacak konuya ilgili araştırma yapmalıdır. A seçeneği doğrudur. Söyleşinin içeriği yapılacağı zaman mekan ve izleyici kitlesi hakkında davet edilecek konuşmacı bilgilendirilir ve bu ayrıntılar kar kararlaştırılır. B seçeneği doğrudur. Söyleşinin yapılacağı kişiyle ilgili bilgilerin içeriğinin yapılacağı mekanın zamanın yer aldığı görselde esirtilmiş afiş hazırlanır, insanlara duyurulur. Söyleşide konuşmacı tanıtılarak başlanır. Konuşmacının özgeçmişi sunulur. Ele alınacak konular belirtilir. Söyleşide konuşacak kişi kadar sorulan sorular da önemlidir. Bu bilgi de doğrudur. Dinleyici kitlenin ilgisini çekecek sorular o anda konuşmacıya yöneltilir. Dinleyicilerden gelen sorular konuşmacıya aktarılır denilmiş. Dinleyici kitlenin ilgisini çekecek sorulardan ziyade konuyla ilgili bağlantlandırılmış sorular sorulur fakat sorular genelde söyleşilerin son kısımlarına doğru aktarılır. Dolayısıyla dinleyici kitlenin ilgisini çekecekten ziyade yazarın uzmanlık alanına, davetlinin uzmanlık alanına yönelik sorular söyleşi yapılan kişiye sorulur. Bu bilgi yanlışlık işlemektedir. Sorumuzun cevabı E'dir. boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilir denilmiş. Duyulduğunda halk arasında heyecan yaratan haberlere sansız sınır haber denir. Devam edelim. Doğru olmayan haberlere ise asparagas haber denir. Haber yazan kişilere muhabir, Veren haberi yayınlayana, yayınlamaya ise teksip, Gazetede ilk sayfada iri puntolarla konulan başlığa manşet. Gazetenin birinci sayfasında logonun üzerinde bulunan büyük yazılı oldukça önemli başlığa da sür manşet adı verilir. Sorumuzun cevabı C'dir. Yukarıdaki belirlemelerden hangisi mülakatın bir özelliği olamaz? Mülakat karşılıklı görüşme olarak etlendirilen yazılardır. Öğretici bir niteliğe sahiptir mülakatlar. Diyalog tekniği uygun yazılardır. Söyleşmeye bağlı anlatım türünün kullanılır, kullanıldığı yazılardır. alınan cevapların aynen ve yorumlamadan yayınlanması önemlidir. Yazılı belge değil ses veya görüntülü cihazlara kaydedilmesi denilmiş. Mülakatta yazılı belgeye kaydedilir. Hatta yazılı belgenin yanında yazarken kaçırmayı engellemek için sonrasında not almak için tekrardan ses ve görüntülü cihazlarda kullanılabilir. Fakat asıl olan yazılı belgeye kaydetmektir. Sorumuzun cevabı 5 nolu yargıdır. E seçeneğidir. Numaralı unsurların hangisinde yanlışlık vardır? belli bir konuda bir topluluk önünde söz söyleme sanatına söylev denir. Söylev, söylevde amaç dinleyenlere düşünceyi kabul ettirmek. Bu nedenle konuşma inandırıcı, etkileyici olmalı. Duygusallığın ve coşkunun önemsiz olduğu söylevde başarılı olmak için kişi olmak söylevi yapan kişinin tutumuna bağlı. Söylev türünün belli kuralları var. Konuşmacı bir plana göre konuşur. Prova yapar. Söylevin çeşitleri Milli söylev, siyasi söylev, dini söylev, askeri söylev gibi çeşitleri de vardır. Bu bilgiler doğrudur fakat 2 nolu yargımızda bir yanlışlık söz konusudur. Duygusallığın ve coşkunun önemsiz olduğu denilmiş. Duygusallık ve coşku, coşku söylevde önemlidir çünkü kalabalıkları harekete geçirmek için, harekete geçirmek için coşkuya ve duygusallığa ihtiyaç vardır. Dolayısıyla tam tersi bir durum 2 yargıda ele verilmeliydi. Sorumuzun cevabı B'dir. Anlatım türlerinden hangi ikisinin yeri değiştirilirse bilgi yanlışlığı giderilir? Türlerimizi değerlendirdiğimiz zaman sempozyum herhangi bir konuda düşüncelerin savunulması, üçer 4'er kişilik gruplar haline gerçekleştirilmesi, jüriler seçilmesi denilmiş. Burada bir yanlışlık olduğunu görmekteyiz. Bu münazaradır. Eğitim kurumlarında jüriler ve olumlu olumsuz tarafları, doğru yanlış tarafları savunan gruplar söz konusudur. Münazarada ise açıklayıcı ve öğreticilik nitelik taşıyacak biçimde bilim, sanat, edebiyat, siyaset konularında dinleyici karşısında konunun uzman kişiler tarafından yapılan bilimsel konuşmalar ise sempozyumdur. 1 ve 4 nolu yargılar yer değiştirmelidir. Sorumuzun cevabı 1-4 B seçeneğidir. Yukarıdaki karşılaştırmalardan hangi ikisi sözü edilen türler arasındaki farklardır? Haber yazısıyla röportaj arasındaki farkların ne olduğu isteniyor bizden. Yargıları incelediğimiz zaman Haber yazılarında olaylar olduğu gibi aktarılır. Röportajda ise aktarılmaz. Röportaj duyguların aktarımı, katılımı söz konusu olabilir. Bu bir farktır. Röportajda birinci kişi anlatım, haber yazısında ise üçüncü kişi anlatım söz konusudur. Röportaj duyguların katıldığı için kendisini de için içine katarak anlatır. Haber yazısında ise muhabir haberin dışında kendisini tutar. Dolayısıyla üçüncü kişi anlatım söz konusudur. Soru Soru-bulun cevabı 25'tir. Doğru cevap C'dir. Numaralanmış de aşağıdaki türlerin hangisiyle ilgili bir bilgi yoktur? Konuşmaya dayalı sözlü iletişim türlerinden olduğu belirtilmiş bir nolu yargıda alanında ünlü kişileri tanıtmak yahut önemli olaylara ilgili kişilerin görüşlerini öğretmek amacıyla zaman önceden belirlenmiş sorulu cevapla şeklinde karşılıklı konuşmalara mülakat denir. Buradan D'ye ulaşırız. Diğer tartışma türlerinden dinleyicilerin de tartışma katılıp soru sormalara yönüyle ayrılmasıyla ulaşacağımız tartışma türü forumdur. Buradan C seçeneğine ulaşırız. Bu bir duyguyu düşünceyi açık veya kapalı alanlara kitlere aktaran ikna edici konuşmalar ise söyledir. Söylede ikna etme, kalabalıkları harekete geçirme hususiyeti söz konusudur. Buradan da bir seçeneğine ulaşırız. İki grup, iki başkan yürüye oluşuyor. Konuşmacı her grubun her üyesi iki dört kişiden oluşuyor. Amaç savunan tez kanıtlama, karşı tarafın tezini sürütmek vurgulamaları var. Bu da münazara, eğitim kurulunda kullanılan, eğitim kurulunda kullanılan, bakış açısı edinmeyi sağlayan, münazır olarak karşımıza çıkmakta. Buradan daha seçeneğine ulaşırız. A, B, C ve D seçeneğine ulaşmış oluyoruz. Açık oturum ise topluma, halka açık herhangi bir konunun 3-6 kişi tarafından tartışılmasıyla ortaya çıkan anlatım tekniği, tartışma tekniğidir. Bu ifadenin karşılığına ulaşamıyoruz. Sorumuzun cevabı E'dir. Özelliklerinden hangi ikisi haber yazılarının bir özelliği olamaz? Toplumda veya doğada meydana gelen çeşit olay, durum ve görünümle ilgili bilgi ve duyurulara ve bu haberlerin halka duyurulması amacıyla hazırlanan yazılara ise haber yazısı denir. Haber yazıları inandırıcı, merakı giderici, belgelere dayanan bir yazı türü olmalıdır. Olayı aktarmalıdır. Açık ve anlaşılır bir dille üsluba sahip olmalıdır. Subjektiflik yani yorum açıklık, öznellik, olay anlatımla yaşananların anlatımında uygun değildir. Bu nedenle olay yazılar subjektif olay yazanlar subjektif davranmamalıdır. Okuyucunun farklı yorumlamasına imkan vermemelidir. Dolayısıyla 4 ve 7 özelliği olamaz. Sorumuzun cevabı D'dir.